5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadolu Yayıncılık 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sayfa 144, 145, 146, 147, 148 Bilinçli Tüketici Etkinlik Soruları ve Cevapları, 5. Sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Bilinçli Tüketici Cevapları. 5. Sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı. Ailenizle gıda alışverişine gittiğinizde satın aldığınız ürünlerde nelere dikkat edersiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, taze olmasına, son kullanma tarihine, içinde nelerin olduğuna, paketin sağlam olup olmadığına, güvenilir bir firma olup olmadığına. 5. Sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı. Filiz Hanım ve oğlu Mehmet arasında geçen diyalogla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamanın başka ne gibi avantajları olabilir? Sizin de aile büyükleriniz alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlıyor mu? Cevap, gereksiz harcama yapmayı önler, zamandan tasarruf sağlar. Bilinçli tüketici kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bilinçli tüketiciler alışveriş esnasında nasıl davranır? Cevap, ihtiyacı olan ürünleri alır, üretim ve son kullanma tarihlerine bakar, fiyatlarına bakar, içeriğini kontrol eder, tazeliğini kontrol eder, fiyat etiketiyle kasada ödediği fiyatları karşılaştırır. 5. Sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı, aşağıda, satın alınan ürünlerle ilgili çeşitli durumlar verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenleri defterinize yazınız. 1. Hatice Hanım satın aldığı bilgisayarı kutusundan çıkardığında ekranının kırık olduğunu görmüştür. Hatice Hanım'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevap, satıcı firmaya durumu anlatır yenisiyle değiştirilmesini talep ederim. 2. Yasemin, okuldan eve geldiğinde annesinin kapıdan satış yöntemiyle ütü satın aldığını öğrenmiştir. Ancak annesi ütüyü aldığına pişman olmuştur. Yasemin'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevap, ütüyü tekrar iade ederim. 3. Serkan Bey'in aldığı televizyon 6 ay sonra arızalanmıştır. Bunun üzerine Serkan Bey garanti belgesi ve faturayla birlikte ürünü satın aldığı yere gitmiştir. Ancak satıcı Serkan Bey'in sorunuyla ilgilenmemiştir. Serkan Bey'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevap, tüketici hakem heyetine başvururum. 4. Hakan Bey marketten etiket fiyatı 8 Türk lirası olan peynirden almıştır. Marketten aldığı fişi kontrol ettiğinde peynirin fiyatının fişte 10 Türk lirası yazdığını görmüştür. Hakan Bey'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevap, durumu satıcıya bildirir, durumun düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. 5. Sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144, 145, 146, 147, 148 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.